Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an-ı Kerim bile sadeleştirilip, tefsir edilip, diğer dillere çevriliyor da Risale-i Nurlar neden sadeleştirilmiyor? Şimdi evvela şunu bilmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak ya da mealini yapmak sadeleştirmek değildir. Sadeleştirmek şöyle olur. Kur'an-ı Kerim Arapçadır ve Arabi ifadeleri artık insanlar anlamıyor. Öyleyse biz bunları gelin sadeleştirelim demektir sadeleştirmek. Başka bir dile çevirmek ise mealini yapmaktır. Olur mu? Tercüme. Evet, tercüme ama meal daha şey, tercüme biraz daha sığ kalıyor. Tefsirini yapmak zaten Kur'an-ı Kerim'in sadeleştirilmesi değil, onun anlaşılması için yorum manasında, izah manasında, tefsir manasında açılımını yapmaktır. Şimdi ikincisi, Kur'an-ı Kerim için, İslami kitaplar için, hadisler için caiz olan bir şeyin risaleler için caiz görmemesi caiz değildir. Uygun değildir yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tefsir ediliyorsa, Kur'an-ı Kerim izah ediliyorsa, Kur'an-ı Kerim için mealler yapılıyorsa, Kur'an-ı Kerim için kavramlar ve ifadeler, kelimeler indeksi çıkarılıyorsa, risaleler için de bütün bunların hepsinin yapılması caiz olur yani. Yoksa Allah muhafaza, risaleleri sanki Kur'an'ın önünde görmek, hatta üstünde görmek gibi bir yanlışa girme durumu olabiliyor. Dolayısıyla Kur'an izah ediliyor mu? Evet. Tefsir ediliyor mu? Evet. Meali yapılıyor mu? Evet. Kavramlar ve sözcükler indeksi çıkarılıyor mu? Evet. Risaleler için de bütün bunların hepsi yapılabilir. Allah bile kendini Kur'an-ı Kerim'de izah ediyor. Leyse kemisli şey un diyor mesela. Hiçbir şey onun gibi değildi. Bu bir izahdır yani. Ayrıca kendisini esma ve sıfatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerde Cenab-ı Hak tefsir ediyor. Ben Rahim'im diyor, Hakim'im diyor, Halim'im diyor. Ondan sonra Kadir'im diyor mesela. Kudretim her şeye yeter diyor. Ve velâkülli şeyin kadir gibi. Cenab-ı Hak burada kendini ne yapıyor? İzah ediyor, tefsir ediyor. İnsanlar tarafından anlaşılmasına vesile olacak ciddi manada ipuçları, anahtarlar veriyor Cenab-ı Hak. Şimdi Cenab-ı Hak kendini izah ediyor. Kur'an baştan sona izah ediliyor, tefsir ediliyor. Hadislerin zaten şerhi, izahı o kadar fazla ki. Elbette risalelerde bu manada ölçüsüne göre ne yapılması lazım? Tefsir edilmesi, izah edilmesi uygundur. Dolayısıyla uygun olmayanların buna bir izah getir, uygun olmuyor diyenlerin buna izah getirmesi gerekiyor. Risaleler izah edilmez. Niye göre izah edilmez? Burada orta bir yolda şöyle birleşiyoruz. İzah edebilecek insanların izah etmesi, izah edemeyecek insanların izah etmemesi esastır. Yoksa Kur'an'a, sünnete, İslam alimlerinin kitaplarına, ondan sonra kütüb-ü imaniye ve İslamiye'ye dair şimdiye kadar verilen fetvalar Risale-i Nur için verilmiyorsa, Risalelerin sanki haşa daha üstün, daha ileride olduğu gibi bir kanaat oluşur ki bu ciddi manada bir yanlıştır. Risalelerin vermek istediği mesaja taban tabana zıttır ve Risalelerin anlaşılmamasıdır yani. Bu bir yönü. İkincisi, mektubatta üstadımız şerh ediyor. Ondan sonra tefsir ediyor, izah ediyor mesela. Hatta fena ve fani bir adamın şöyle baki ve güzel bir sözü var diye fani insanların bile sözünü üstadımız getirip bir meselenin anlaşılması için izah ediyor, izahta kullanıyor onları değil mi? Dolayısıyla bu manadaki şeyler de gösteriyor ki yani risaleler iman hakikatlerinin izah edilmesi noktasında anahtar oldukları gibi o anahtarın da açılması için bu manada işi bilen, gerek bilimsel gerek ilim yönünden mücehhez olan insanların da, ağabeylerin de Risale-i Nur'u da iyi bilmesi şartıyla onların da bir anahtar hükmünde olduğunu biliyoruz. Onlar da Risaleleri, o hazineleri, o defineleri açmak için bir vesiledirler. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Birebir motomot tercüme, yani sadeleştirme dediğimiz şey Risale-i Nur'da da yok, Kur'an-ı Kerim'de de olmaz. Niye? Çünkü alimlerimiz hemen hemen hepsi Kur'an-ı Kerim'in motomot tercümesi. Yani hiçbir içerisinde böyle bir insanların anlayacağı şekilde bir izahın konmamasını kabul etmiyorlar. Daha çok biraz daha izahlı meal, eğer mümkünse mealden de daha ilerisi güzel bir tefsir şeyi daha çok ağır basıyor. Yani Risale-i Nur tefsir edilmeli, Risale-i Nur sadeleştirilmemeli. Kur'an-ı Kerim kısa meal ve tercümelerle geçiştirilmemeli, güzel şekilde tefsirlerle ortaya konmalı ve izah edilmesi meselesi 1400 senedir İslam alemi içerisinde genel bir hakikat olması gibi. Genel kabul görmüş bir hakikat olması gibi. Mesela orada da böyle olması icap ediyor.
Külliyatın izahı hakkında bazı mühim abilerimizin itirazları naehir olan insanların izah etmesinden dolayıdır. Evet. Yani naehir olan abilerimiz, kardeşlerimiz maalesef ben izah etmem lazım. Ben burada bir şerh yapmam lazım. İnsanları aydınlatmam lazım diye Risale-i Nur'u tam yoğurmadan, tam kendi içerisinde bu manada hazmetmeden, kendi bildiği malumatlarla, bilimsel malumatlarla Risale-i Nur'u izah etmeye çalışması. Onlar lazım. Ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru muhataplara anlatılmak şartıyla. Onu yapamayınca bazen soğuk ifadeler, soğuk izahlar, zorlamalı şerhler yapılınca o zaman bazı abilerimiz de ne yapıyor? Hemen olmaz diyorlar. Risale-i Nur izah edilmez kardeşim. Oysa Risale-i Nur bazı şartlarda izah edilmez, bazı şartlarda da izah edilir ve edilmeli diye bir kayıt koymak her zaman daha ihtiyatlı bir ifadedir diye bu manada kanaatimiz var. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit külliyatın yeni nesiller tarafından anlaşılması için yine Risale'lerin cümlelerini, kelimelerini alıp onlarla ilgili güzel makaleler yazmak. Bu da bir cihette bir şerhtir. Mesela diyelim ki haşirle alakalı bir cümle alıyorsun, hatta birkaç cümle alıyorsun ve haşri sen ne yapıyorsun? Başlıyorsun hem bilimsel bazı veriler hem de başka bu manadaki kütüb-ü İslamiye'den hem de senin risalelerin çeşitli yerlerinde edindiğin bazı güzel malumatları yoğurmak suretiyle o cümlelerin izahına gittin mi? Onlar da çok güzel bir şekilde hem tefsir olabilir hem izah olabilir. Şu anda piyasada çok ciddi manada hem kitaplar hem yazılmış makaleler var. Bunlar da istifadeye ciddi manada medar olduğu kanaatindeyiz yani. Evet, sağ olun hocam.